Arkadaşlar Footies'in ikinci takımı geldi. Güzel de geldi. Benzema, Ronaldo, Neymar, Vinicius falan da var. Ruben Dias. Takımı ben ilk girişte gördüm. Fena değil. Birinci takımdan hatta daha iyi gibi sayılabilir. Çünkü top skatları bence Totilerden daha iyi. Özellikle Neymar ve Vinicius gerçekten Ronaldo da olması güzel. Şimdi şöyle bir bakalım neler gelmiş. Güzel de bir paket açılışı yapacağız. 93 artı Shapeshifter paketimiz var. Bu ne abi? Dijalo. Bu vardı zaten. Tamam, bunu biliyoruz. Oo, dinamik ikili gelmiş. Kimi veriyor başka? Renan Lodi veriyor. Çok güzel. Çok güzel. Var ya İspanya direkt bunlar full kimya. Mateus. Renan Lodi'ye bakabiliyoruz. 4-4 değildir diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimal 5 bir zayıf ayak ya da 5 skill'dir. Renan Lodi çok güzel kart. Yani bedava her türlü yapılır. Buna nasıl? 5 skill. Çok güzel. Çok güzel. Belki Renan Lodi de 4-4 olabilir. Bu kart iyi yalnız. Aynen. Bu kart iyi. Bu ne? Sol ayak mı? Sağ ayak. Plase var. Ayak dışı var. Oy. Oy. Bu kart yapılır ki abi. 1.83. Brezilyalı da. Bu kart güzel bir kart. Link olarak direkt Benzema'ya mesela full kimya veriyor. Güzel. Ya uzun süredir bu kadar iyi kart getirmemişlerdi. Ben sevdim. Bir de Renan Lodi vermesi çok iyi. Brezilya kupası var. Bu da güzel. Brezilyalılarla alakalı bayağı bir şeyler gelmiş galiba. Tamam, başka bir şey yok, değil mi? Evet. Şimdi gelelim kadro kurma görevlerine. Hemen Footies'e geçelim. Bunlar vardı. Rafinha gelmiş. Evet, Rafinha'nın geleceği söyleniyordu zaten. 5-4. Güzel. Yüksek yüksek. Çok iyi. 1.74. Box to box'ın kralı. Yani. Bitiricilik güzel bir seviyede orta saha için. Serbest vuruş hariç muazzam. Yani bir tek orta açması ve serbest vuruş. Onun dışındaki hepsi zaten 96 üzeri. Dribblingine diyecek hiçbir şey yok. Defansı da var. Müdahale 95. Defansif farkındalık 90. Top kesme 90. Kayma 85. Fizikseli var. Agresifliği var. Gücü bile var. Zıplaması bile var sayılır o boyuna göre. Hızı güzel. Şeye, Mbappe'ye full link veriyor. Yani bunlar önemli. Brezilyalı. Ayak dışı var. Plase yok. Doğal yetenek pası falan var. Vallahi güzel kart. Fiyatı eğer böyle mesela 86 üzeri kadro istemiyorsa ben yaparım. 85-84 bedava. Vallahi bedava. Gerçekten bedava. Çok zevkli kart olur bu. Bizde şimdi Mbappe var. Sürekli kullanmamız gereken bir kart. Yani kanat olsun, forvet olsun. Bir şekilde bağlarız Rafinha'yla. Full kimya veriyor. Carlos var. Eder Militao var. Yani Brezilyalı çok takımda. Burada başka bir şey var mı? Bu vardı zaten. O Brezilya kampanya oyuncu seçimi. Başka bir şey gelmiş mi? Yok. Bunları yapmıştık. 85 artı 10'umuz var bu arada. Onu da sakladım. Şunu bir yapabiliyor muyuz? Ne istiyor? 84. Aa, Tots istiyor. Şunu da bir türlü bir halledemediler ya. Neyse dur ben bunu yapayım. Sonra açalım. Tamamdır. Bu kadroyu da tamamladık. Haydi. Lumberg'i verdik. Umarım güzel bir şey çıkar. En azından denemiş oluruz. Evet arkadaşlar şimdi iki tane player pick'le başlıyoruz. Biz 93 artı şekil değiştirenler oyuncu seçimimiz var. Bir de yeni gelen Brezilya kampanyası var. Brezilya kampanyasıyla başlayalım. Yani az çok tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. Ama denemiş olduk yani 84'te çok çok yüksek bir rating değil. Tamam. Şeyi alalım. Fabinho'yu alalım. Bana zaten gelmişti Fabinho. Buradan burası önemli bak 93 artı şekil değiştirenler iyi bir şeyler gelebilir yani Hazard gelse aslında güzel olmaz mı ya açtım Spinazzola fena değil Spinazzola fena değil bu kart iş yapar mı bence yapar ya 99 dayanıklılığı var yapabilir yani güzel bir ne bu MDO bu kart değil mi aynen MDO. Ha ben Sané'yi almayacağım zaten. Claudio Mauro'yu da almayacağım. Spinazzola ya da Davies. Spinazzola 180k, Davies 275k. Davies'e de hiç bakmadım bu arada. 5 zayıf ayak, yüksek düşük. Bu kart nerede oynar oğlum? Gerçekten santrafor herhalde bu kart. Bunu alalım biz ya. Hem olmadı bir şeye kullanırız. Şimdi Sané'yi de almaya gerek yok. Boşuna duplicate olmasın. Haydi 27 tane paket. Şöyle hemen bir paketleri göstereyim. Güzel paketlerimiz var. Bunlardan dik.
Nerede? 85 artı ratingli nadir bir tane. Bu saçmalık ya. Niye 3 tane bu? Ha bu şeylerden geldi. Tamam bu yayın yapamadı. Aynen. 85 artı 10'umuz var. Başka? Tamam başka bir şey yok. Haydi bunları açalım. Umarım güzel bir şeyler gelir. Orta aldık. Kim geliyor? Almanya sağ orta sağ. Sane. Ne yapayım? Güzel. 85. İyidir. Bir de 84 var arkasında. Evet. Özel bir kart. Ne bu? İngiltere. Sterling. İyi. 88 daha 90'dı. 90'dı. Doğru. Çok iyi. Rating olarak gayet güzel iş yapar. SPC'de 10 numara oynayacak bir kart abi. Ne kadar fiyatı? 42. Yeter. Çok bile. Ya şaka gibi şu EA'in getiremediği 85 artı 3 paketi bir mevzusu vardı ya. Adamlar bunu tek tek vermiş ya. Yani 85 artı 3 paketi değil de 3 tane 85 artı 1 vermiş ya. Bu şaka mı? Ya illa olasılığı iyice düşürecekler yani. Neyse belli olmaz. Belki bir şey çıkar. Bundan da bir şey yok. Ah ne geldi? Lan Tots geldi lan. Santrafor. Oo bu şey değil miydi ya Cengiz Ündal? Bu kart güzel yalnız. 94 rating iyi yani. Bir an Tots olabileceği aklımdan çıkmış ya. Ne güzel. 70-80 kaldık bir kart. Cengiz değil mi bunun adı? Ay yok Deniz ya Cengiz diyorum. Deniz Ündal. 5 sayfa. Bir ara bunu çok kullanıyorlardı. Bunun boyu mu uzun? Yok 1.78. Bir şey vardı bundan. Kafası tamam. Kafa iyi vuruyordu aynen. Bak değişik bir kart. Plase falan var. Tamam gayet. SPC oyuncusu. Devam. Jumbo Premium altın oyuncu satılabilir. Haydi. Bundan güzel şeyler gelebiliyor. Ve geldi. Ne bu? Mane. Yok. Mendy. 89 çok iyi ya. Çok iyi. Güzel o kartları alıyoruz abi. Bu işte. Ama artık tabii ki bir anlamı yok. Yani. Yani şu anda size mesela bu promonun en iyi kartları kim? Vinicius. Ondan sonra Neymar, Benzema, Ruben Dias. Hani Ruben Dias falan bile oynamaz artık yani. O yüzden çok çok iyi bir promo değil ama iyi kartlar vermesi bakımından, SPC'ye yardımcı olmaları bakımından güzel bir promo. Şu nadir altın paketlerini de bir çıkaralım aradan. Nadir altın paketlerine bir türlü ısınamadım derken ne geliyor? İtalya, sağ bek. Kim bu? Florenzi. Lan neydi bu Florenzi ile FIFA 20'de falan ne oynardık ya. Adam Joker'di. Her yerde oynuyordu. Baksana abi kartı. FIFA 20 zamanlarında böyle kartlar çok değerliydi. Şimdi bakmayın son zamanlarda o kadar şey kartlar çıkıyor ki artık yani hızı 92, 93, 6 olan defansı beğenmiyorsunuz. Önceden bu kartlar çok çok değerliydi. Bunlar oyun sonu kartıydı önceden. Şimdi mesela ne hulitler kullanılıyor ne başka bir şey. O yüzden de işte biraz daha eski haline dönse çok daha tatlı olacak yani. Bir kartın mesela 20 tane özel versiyonu çıkmasa daha iyi olacak. Nadir altın paketi. Hadi buradan da bir tane bir şey ver be. Verdi valla. Ne verdi? Skriniar. Baya ama arka arkaya walkout açıyoruz. Güzel. Şimdi 85 artılarımız var. Nadir oyuncu paketimiz var. Premium altın oyuncu, üst düzey altın oyuncu. Şu nadir altın paketini de bir açalım. Yavaş yavaş 85 artı 10'a yaklaşıyoruz. Bir özel kart daha. Renan Lodi. Rodrigo. Tamam. Güzel abi güzel. Aferin ya. Aferin. Rafinha mesela yapıldı şu anda. Bedavaya yapıldı. Üst düzey altın oyuncu paketi. Port alabildik. Uruguay, Coates. Ne bakalım nadir oyuncu paketi ve 85 artılar başlıyor. Volkat gelir mi? Gelmez mi be? Kim geliyor oğlum? Bu Winter Wild'ı harbi sömürdük biz. Ibo geldi lan Ibo. Oo güzel. Satılabilir. Bu ama artık tabii ki para etmiyor. Bir dönem neydi ya? 1,5 milyon falandı bu kart ya. Oha hala iyi ediyormuş. Oo satarım ki direkt sattım. Direkt sattım. O 160K tertemiz. Tertemiz. Oyunun bu döneminde 160K bence güzel abi. Evet şimdi 85 artı 1 3 tane var. Açalım. İyiyin kurnazlık yaptığı paketleri.
Özel kart geldi. Oğlum harbi Wild'ı sömürdük yani, ben söyleyeyim. Şeyi sömürdük. Kış jokerlerini sömürdük. 85 tuanında. Oğlum 85 paketi değil miydi zaten? Bunlar kış jokeri değil mi bu arada? Aynen. Bir tane daha. Üçünden de bak özel kart bekliyorum. Çok iyi. Tamam. Tots geldi. İspanya. Meo. Iniesta. Yok. Carle. Oha. 95 rating. Cars Jill. Bayağı yüksek rating açtık yalnız ha. İyi bence. Paket açılışı iyi oldu bak. Bir daha bir de 85 artı 10'umuz var. Bu kart neymiş abi? 5 be Aa 5 beceri lan. Ama hızı yok. Hızı yok ya. Biraz hızlı olsa yedekten falan alırdık. Pasları muhteşem. Dribblingi kemiklik denge dışında iyi ama. Yani tamam. SBC. Bundan da özel kart var. Üçünden de özel kart dedik çünkü. Aa verdi vallahi ama bu kötü. Ne bu? 85 kez. Ya da Griezmann. Aynen. Griezmann 86. Güzel abi, güzel. Güzel. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Artık 85 artı 10. Bir tane bir şey açalım varsa. Tamam, bir tane buradan bir gibi özel kart çıkarıp böyle 50-60K'ya satmamız yok mu? Yok. Bort var. İspanya sağ kanat. Asensio. Para etmiyor zaten. İki tane 83. Ediyor mu lan? Oo, bunlar iyi paralara gidiyor. Niye bunlar böyle arttı? Allah Allah. Ciddi misin? Çok iyi abi. 7'nin altına yok. Tamam, bu da öyle mi? Bu da mı öyle? Bu da öyle. Oğlum bunlar ne oluyor? 83'lere bir şey oldu lan. Tamam, ben paketi alayım. Lan bunları hemen şey yapalım. Paketi satın al abi. Ne parayı net çıkardık çünkü. Bunları gönder. Tamam, bunu da gönder. Bir tane daha açıyoruz bu şekilde. Buradan ama bir özel kart geldi gibi ya. Yok, tamam. Ön izleme paketimizin sonuna geldik. Evet, hadi bakalım 85 artı 10 paketi. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Yani tabii ki iyi oyuncular çıksın isteriz ama en kötü yüksek rating bir şeyler çıksın. Bastık. Haydi abi, hadi. Tots. Hadi Brezilya. İtalya verdi, sağ kanat verdi, Berardi. 96 tamam. Arkası güzel oldu bak. Arkası güzel olacak bunun. Ben söyleyeyim. Berardi gayet iyi. Berardi çok iyi. Yani daha yüksek zaten Benzema vardı. Ruben Dias falan vardı. Hadi abi. Yani Korda bunu sonradan fark ettim de Cordoba var bizde zaten. Çok iyi. Ya tamam, güzel, güzel, güzel. Ben beğendim. Güzel. Bence iyi. Berardi 100K'lık kart. Cordoba ne kadar? Cordoba gerçekten bu kadar para ediyor mu şu anda ya? Vallahi güzel. Ama düşüyor gitgide. Bence güzel. 92, 92, 96, 88, 86, 86. İyi, güzel, güzel oldu. Güzel paket açılış oldu. Ben uzun süredir bu kadar iyi açtığımı hatırlamıyorum. Bayağı iyiydi. Bunları kullanacağız zaten. Aynen. Bunları 85 harftan açmıştık. Çok iyi. Yaparız. Bir şeyler yaparız. Yani buradan ya işte şurada da bir Puskas var abi. Ona da aklım çok gidiyor da artık. Ya bilmiyorum. Çok istedim. Olmadı. İkondan çok çıkarma istedim ama sonra da artık biraz hevesim kaçtı gibi. Yani bir de şimdi koyacak yerim de yok. Gerçekten koyacak yerim de yok. Yani bir Benzema var. Mbappe var. Bale yaptık. Royce var. Yani sürekli ya forvetle oynayabilecek biri var, o yüzden puskası yapmak istemiyorum. Orta saha yapabiliriz. Rafinha'yı deneriz. Şuradaki görevlerdeki kartları deneriz. Bakarız ya, aynen. Şu ama bunu bir gözüme kestirdim ben. Bunayla şeyi bir gözüme kestirdim. Renan Lodi'yi. Bakalım, bunu yapmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.